Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bahçemizdeki meyve ağaçlarının ne zaman budamamız gerektiğini paylaşacağız. 2007'sindeyiz. 2022'deyiz. Ağaçların durumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Daha yaprakları yeşil. Bu bir şeftali ağacımdır. Bakın. Yaprakları yeşil. Bu bir nar fidanımdır. Bakın. Ve ayvalara bakın. Hepsinin dalları, yaprakları yeşil. Meyveler üzerinde. Bakın. Burada da bir ayva ağacımız var. Aynı şekilde yaprakları yemyeşil duruyor. Yani arkadaşlar biz her zaman söylüyoruz. Bu işi ticari olarak yapan insanlara ağaçlarınızı budatmayın. Niye? Çoğunu görüyorum şu an paylaşıyorlar. Ağaç budama zaman ağaçlara buduyoruz. Hadi mantıklı olan birisi, işi bilen birisi gelsin de şu ağacı budasın. Var mı böyle bir şey? Ağaç daha yeşil, minerallerini oluşturmamış, gövdelerini daha yapraklarını sarartmamış. Yani gece gündüz ısı farkını daha yememiş bu ağaç arkadaşlar. Gece gündüz ısı farkını yiyecek ki ağaç kendini öldürmemesi için yapraklarını sarartacak, kurutacak, dökecek ondan sonra. Yapraklarının %50'si dökülmeden, bakın yine söylüyorum, yapraklarının %50'si dökülmeden hiçbir ağacınızı, bağınızı budatmayın arkadaşlar. Bunu yaparım diyen, şu an ekimin 7'sinde söyledim, yaparım diyen insanlara da inanmayın. Ticari amaçlı, para kazanmak amaçlı yapılıyor şu an. Kasım ayından önce bu budama yapılmaz. Bakın çekiyorum, gördünüz. Şeftali ağaçlarının yaprakları yeşil, narlar yeşil, ayvalar yeşil ve diğer tarafa gelelim arkadaşlar. Elma, bakın. Elma yemyeşil ve halen de üzerinde meyveleri de mevcut. Bu ağaç nasıl budanır arkadaşlar? Daha ağaç kendini kurutmamış, minerallerini toplamamış, olmamış. Onun için sizden ricam, Kasım'dan önce hiçbir meyve ağacınızı, bağınızı, bahçenizi budatmayın. Bakın diğer tarafa gelelim. Bağ, üzüm asması. Bu da aynı şekilde yemyeşil, daha sürgünler duruyor arkadaşlar. Ağaçların ucları yemyeşil. Bunu budadığınız zaman ağaç minerallerini oluşturmadığı için kışı ya yanarak geçirecek ya da yazın meyve döneminde yetersiz olduğu için, minerallerin depolaması yetersiz olduğu için her türlü hastalığa da kolaylıkla yakalanacak. Üzümlerinizde pas, küf ve benzeri hastalıklar olacak. Bunun sebebi de erken budamadır arkadaşlar. Bakın diğer tarafta ceviz ağacım. Daha 2 gün önce cevizlerini topladım. Yapraklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yemyeşil yapraklar üzerinde. Bakın yerde de ceviz toplamaktan başka dökülen yaprakları yok. Bu ağaç nasıl budanır? Bunu ben yapıyorum diyen insan nasıl böyle bir şey yapabilir arkadaşlar? Bakın. Görüyorsunuz. Yemyeşil cevizler. Ve insanlar diyor ki bu ağaç şu an budama zamanı, Ekim'in 7'sindeyiz. Kasım'dan önce lütfen hiçbir ağacınızı, bağınızı, bahçenizi budatmayın. Yine söylüyorum, Kasım'dan önce budama yaptırmayın. Buna izin vermeyin. Çünkü insanlar ticari olarak yapıyorlar, para kazanmak için yapıyorlar ve bu size zarar veriyor. Adam parasını alıp gidiyor. Ağaçların halini görüyorsunuz. Bu ağaçlar bu şekildeyken diğer ağaçlarda gösterdiğim şeftaliyi, ayvayı, elmayı, üzümü, yaprak dökümü %50'den fazla olacak arkadaşlar. Ağacınızın sağlıklı bir budama, sağlıklı bir gelişimi için bu gerekli. Bunlara lütfen dikkat edin. Bakın bu da diğer elma ağacı arkadaşlar. Yine aynı şekilde yapraklar yeşil. Havai köklendirme de yapmıştım. Halen de onlar da duruyor. Yeşil olduğu için yapraklar çıkartmadım. Şimdi biz bu ağaca nasıl bir budama yapabiliriz? Yani bu ayda Ekim'in 7'sinde ağaç budama zaman diye yazan arkadaşlar, bunu para için nasıl kıyıyorsunuz arkadaşlar? Bakın yemyeşil, daha ağacın sürgünleri daha yemyeşil. Arkadaşlar gece gündüz ısı farkından dolayı ağaç kendini çekecek. Ölmemek için yapraklarını dökecek, en aşağı %50'sinden fazlasını. Ondan sonra
budama yapabiliriz. Bakın. Yine üzüm asması görüyorsunuz. Yaprakları full dolu. Azıcık sararmasına rağmen yapraklar yeşil. Biz bunu kesersek arkadaşlar, mineralleri ağaç deposunda, kollarında, kanatlarında depolayamadığı için ağaç mineralleri, bundan dolayı kışın yanar, yazında hastalıklı dallar olduğu için meyve verimi düşer, kalite düşer. Bütün sebep de budur. Hiçbir zaman acele etmiyoruz. Kasım ayından, onundan itibaren budama yapabilirsiniz. Yapraklar %50'si döküldükten sonra. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.